Buyurasın Derviş Efendi. Diyesin derdini. Esasen pazara varmış idim. Yakup Bey, Osman Bey'in sarayındadır. Emaneti bekler dediler. Yanlış demişler Derviş Efendi. Osman Bey bana biadını etmiştir. Bu sarayda emanet değil, mülkümdür. Benimdir. Benimdir dersin ha. Yakup Bey, bilesin ki ben yaptım, ben ettim diyen insanın başı dertten kurtulmaz. Kendiyle bir, civarındakileri de derde salar. Hakkım vardır Derviş Efendi. Ama buralar benimdir derken evvel Rabbimindir. Derdim iktidar değil, ahalinin istikbalidir. Rabbim imanımı da bilir, niyetimi de. Ben kendimden eminim. Emin olmak, kendine bu denli güvenmek büyük imtihanlara sebep olur Yakup Bey. Misal Şeyh Sanan Hazretleri. Bilir misin? Yok. Her şeyinden sual ettirir, imanından ettirmez idi. Pek emindi kendinden. İmanından zerre şüphesi yok idi. Hak'tan gayrısına boynumu eğmem der idi. Gel zaman git zaman bir papazın kızına aşık oluverdi. Evlenmek istedi. Papaz da eğer domuzlarıma çobanlık yapar isen müsaade ederim dedi. Şeyh Sanan'ın yüreği aşk ile kavrulur. İkiletmedi, kabul etti. Evlendiler. Sonra Şeyh Sanan domuzlara çobanlık yapar iken yavru domuzları boynuna alan da onların ağırlığıyla boynunu eğiverdi. Ya Yakup Bey, Hak'tan gayrısına boynumu eğmem diyen Şeyh Sanan'ın ruhu dahi duymamıştı ama imanından eminliği onu kibre sürüklemişti. Rabbim de onu iddiasından imtihana çekti. Şeyh Sanan da imtihandan kalıverdi. Ha, imtihandan nasıl geçilir dersen, her ettiğinde nefsini yoklayarak. Hak Çalab'ın gazabından korkup, rahmetinden ümit var olarak. Kendinden emin olmayarak. Zira kendinden eminlik kibir alametidir. Şimdi sen bunu bize ne diye anlattın Derviş Efendi? Bizde de mi kibir vardır? Onu mu demek istersin? Orasını ben bilmem. Yakup Bey, varsan nefsini kendin yokla. Şükürler olsun ki Rabbime, yüreğimizde kibrin zerresi yoktur. Ama ağzına sağlık. Sen öyle bir anlattın ki korktum. Dedim, bize de mi bulaştı bu kibir? Korku iyidir Yakup Bey. Kork elbet. Kork. Kibirlendin mi diye kork. Kork ki kibrin zerresi dahi bulaşmasın yüreğine. Selametle. Selametle.